Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u yazar Eylem Tok'la ilgili hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadelerini istiyoruz. O süreci takip ediyoruz dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İzmir'de katıldığı Adalet Sarayı temel atma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Yılmaz Tunç, İzmir'de öldürülen taksici Oğuz Ergin'in katili Delil Aysal'ın cezasının onanması ve yazar Eylem Tok'un oğlu TC ile birlikte yurt dışına kaçmasına ilişkin sorulan soruları cevapladı. Bugün duruşması yapıldı. Tabii süratle sonuçlanan bir yargı işleyişi oldu. Soruşturma aşaması da hızlı bir şekilde tamamlandı. Kovuşturma aşaması dediğimiz dava aşaması da bugün itibariyle karar verildi. Tabii bütün Türkiye'yi ayağa kaldıran bir cinayetti. Vatandaşlarımız gerçekten öfkelendi. Kamu vicdanı yargının sonucunu merakla bekledi. Nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yine yağma suçu, silahla ilgili suçlardan da ayrıca süreli hapis cezalarına çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Mahkemenin kararı bu şekilde. Şimdi onunla ilgili tabii bir kişinin ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına sebebiyet veren 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuk diyoruz şüpheliye. Tabii olaydan sonra hemen 2-3 saat içerisinde bir yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Evet. Önce Mısır'a hareket etti. Mısır adli makamlarıyla yaptığımız görüşmeler devam ederken tabii bize geri dönüş yapıldı. Biz Interpol aracılığıyla suçlunun, şüphelilerin iadesini hem sürücünün hem de suçluyu kayırma suçundan annesinin ülkemize iadesiyle ilgili Mısır makamlarıyla irtibata geçtik. Ve ilgili belgeleri gönderdik iade için. Tabii o süreçte Mısır makamları şahısların Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtıklarını ifade ettiler, geçtiklerini ifade ettiler. Hemen aynı süreci Amerika Birleşik Devletleri ile de adli makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadelerini istiyoruz. O süreci takip ediyoruz.